Herkese merhaba, ben Aynur. Kanalıma Aynur'un Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizi tavada çabucak hazırlayabileceğiniz yağlı katmer tarifini göstermek istiyorum. Ve geçiyoruz hemen malzemelerimize. Hamuru için 1 kilo unum var. 1 yemek kaşığı kadar şeker kullanıyorum. 1 yemek kaşığı tuz, 1 paket kuru maya ve alabildiği kadar su. Ben tahminen 700 mililitre kadar su kullandım. Şimdi hamuru hazırlamak için unumun ortasına havuz gibi açıyorum. İçerisine şekeri ve kuru mayayı döküyorum. Üzerine biraz su ilave ettikten sonra üstünü biraz unla kapatıyorum ve 10 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. 10 dakika sonra tuzunu ilave ediyorum. Tuzu maya ile temas etmemesi için kenarlara döküyorum ve yavaş yavaş su ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra en az 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi hamurum çok güzel mayalandı. Şimdi hamurumdan bezeler hazırlıyorum. Bir kasenin içerisine de sıvı yağ koydum. Hazırlamış olduğum bezelerimi önce sıvı yağına batırıyorum ve bir tabağın üzerine alıyorum. Bütün bezelerimi bu şekil yağladıktan sonra üzerini streç foil ile kapatıyorum ve 15-20 dakika kadar tekrar mayalanmaya bırakıyorum. 15 dakika sonra yağlamış olduğum bezelerimi teker teker elimle kenarlarından çekerek açıyorum. Yağın içinde güzel dinlendikleri için açılması da çok çok kolay oluyor. Şimdi açmış olduğum bezenin üzerine bir fırçayla eritmiş olduğum tereyağını sürüyorum. Ve yufkayı iki tarafından iç tarafa doğru katlıyorum. Tekrar yağladıktan sonra diğer taraflarını da içe doğru katlıyorum. Aynı zarf gibi kapatıyorum yani. Ve bu işlemi diğer bezelerime de uyguluyorum. Hepsini aynı şekil katladıktan sonra en az 15 dakika kadar daha dinlendiriyorum. Şimdi dinlendirmiş olduğum hamurlarımı elimle kenarlarından tekrar çekerek açıyorum. Çok fazla büyütmüyorum tabii ki. Ve bu işlemi diğer hamurlarıma da uyguluyorum. Ve geçiyoruz işin en zevkli tarafına. Hazırlamış olduğum bu bezelerimi yağsız teflon tavada iki tarafından da güzelce pişiriyoruz. Ve yağlı katmerlerimiz servise hazır. Sizin için katmerlerimi bölüyorum. Siz kendiniz de katlarını görüyorsunuz. Kat kat oldu. Gerçekten çok lezzetliydi. Peynir, zeytin, domates ve biber eşliğinde ister kahvaltıya ister öğlen yemeğine nasıl arzu ederseniz yiyebilirsiniz. Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gitmiştir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Henüz kanalıma abone olmayanlar şimdi buradan olabilirler. Beni Instagram ve de Facebook sayfamdan da takip etmeyi unutmayın diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.